Parti arkadaşları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partimizin kurduğumuz günden bugüne kadar her alanda ülkemizin en önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirmeye istikrar, güven, adalet ve demokrasiden taviz vermeden milletimizi büyük hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak Büyük Türkiye güçlü vizyonu doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerine ulaşmak amacıyla kadim değerlerimizi, medeniyetimize has bizi biz yapan birikimlerimizi korumak ve geliştirmek amacıyla politikalar üretiyoruz. Kimlikli şehir kavramından yola çıkarak tıpkı Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özel 2023 hedeflerini ve vizyon planları ortaya koymak, mekansal, sosyal, çevresel ve kültürel açıdan büyüme stratejilerini ve politikalarını masaya yatırmak, şehirlerimizi sürdürebilir ve insan merkezli bir bakış açısıyla ele almak adına şehrin 2023 projesini Malatya'mızda tamamlamış bulunmaktayız. Şehrimizin geleceğinde söz sahibi olan tüm tarafların katılacağı şehir buluşmalarıyla ortaya çıkan görüş, öneri ve taleplerini farklı disiplinlerden almanın uzman akademisyenlerce değerlendirilecek şehir verilerinin proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek şehir verilerinin proje ekibi tarafından gösterilecek saha analizlerinin ve şehrin meydanlarında halkla bir araya gelerek şehrin 2023 otobüsünün yanı sıra gurbette yaşayan ama şehri için fikir üreten, hayal kuran vatandaşlarımızın görüşlerini aktarabilecekleri web sayfası ve mobil uygulamayla yapılacak anket çalışmalarının birlikte alınacağı çok önemli bir projeyi yapmış bulunmaktayız. AK Parti olarak Türkiye'nin her meselesinde olduğu gibi şehircilik alanında da güçlü bir iddianın sahibi olarak geleceğin Türkiye'si için şehirlerimizin çevre, şehir ve kültür vizyonlarını ortaya koymak amacıyla Şehrim 2023 projesinde katılımcı bir anlayışı, vizyoner bir bakış açısıyla birleştiren ve bu yolla yereli evrensel bir değere dönüştürmeyi amaçlayan stratejileri hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu çalışmaları başlatan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Genel Merkez Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığımıza, çalışmalarında görev alan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ ol, var ol.